Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kaldığımız yerden PS Motor X Hard Mode oynamaya devam ediyoruz. Bugün sizlere nasıl kasılıyorum, hangi taktikleri kullanıyorum, neler yapıyorum kasılmak için bunları göstereceğim arkadaşlar. Artık hızlı mı yavaş mı siz karar verirsiniz. Şimdi hemen oyunumuza geçiyoruz. Evet arkadaşlar biraz geç kalmış olsam da Heaven'ı açtım yani cennet adasını açtım ve fantazideki son adı arkadaşlar. Tabii ki şurayı açamadım daha 777 milyon toplarsam eğer Şuradaki chest'i kıracağım ve biraz daha hızlı kasılacağım diye düşünüyorum. Biliyorsunuz ki her şey arkadaşlar diğerine göre daha fazla veriyor. O yüzden bir an önce adaları açmanız gerekiyor. Şu an arkadaşlar benim kullandığım petler bunlar. Yani çok fazla kasamadım. Kasabildiğim kadar şu an en iyisi 2 milyon. Ondan sonra 1.6 milyon var. 1.4 milyon var. İşte öyle gidiyor arkadaşlar. En kötüsü şu an 700k. Yani idare eder. Orta seviye bir oyuncuyum şu anda. Aslında biraz oyalandım arkadaşlar. Yani olayları nasıl hızlı kasılacağımı keşfede. Bilmek için biraz oyalandım. O yüzden biraz da geç kalmış oldum. Şimdi sizlere sıfırdan nasıl böyle hızlı kasabilirsiniz bunlardan bahsedeceğim. Arkadaşlar biliyorum biraz fazla gem istiyor. Yani fazla elmas istiyor ama olabildiğince petlerinizde arkadaşlar en çat basıp yani eğer fantazide kasıyorsanız Fantasy coin 4 olması lazım. Eğer hala ilk dünyadaysanız Coin 5 olması lazım. Coin 4 olması lazım. Yani en aşağı Coin 4 olsun arkadaşlar. Yoksa gerçekten biraz yavaş kasılıyor bu oyunda. Şimdi arkadaşlar hiç petim yok diyelim tamam mı? Bunları çıkartıyorum. Daha şimdi hard moda geçtim diyelim ki zaten beraber kastık canlı yayında biliyorsunuz arkadaşlar olaylar olayları İlk yapmanız gereken şey arkadaşlar buradaki hediyelere dokunmuyorsunuz. Dokunduysanız da bekleyeceksiniz. Yapacak bir şey yok ya da birileri size pet yardımı yapacak arkadaşlar ki ben pet dağıtmayı düşünüyorum. Merak etmeyin. Şimdi hiç petimiz yok arkadaşlar. Hediyelere de dokunmadık. Toplayacağız diyelim ki. Ne yapıyorsunuz? Gidiyorsunuz arkadaşlar. Normal dünyada zaten artık normal dünyayı bitirmişsinizdir diye düşündüğüm için açabildiğiniz en güçlü petleri açıyorsunuz normal dünyada arkadaşlar. En güçlü petleri açtıktan sonra onlara coin en çatı basıyorsunuz tamam mı? Hepsine benim yaptığım gibi ben şu an fantazi de olduğum için hepsinde fantazi coin 5 var ama siz eğer daha ilk dünyadaysanız coin en çatı basacaksınız ve minimum 4 olsun arkadaşlar. Hepsini 4-5 yaptıktan sonra takabildiğiniz kadar petleri takıyorsunuz. Sonra hard moda geçe, geçtiyseniz eğer hard moda geldiğinizde arkadaşlar burada toplamaya başlıyorsunuz. Diğer dünyada toplamayın. Belki etkiler etkilemez. O yüzden size Rainbow Coin falan verebilir. Kesinlikle orada toplamayın. Hard moda geliyorsunuz. Bu dünyada toplamaya başlıyorsunuz arkadaşlar. Ben risk alıp mesela burada da toplamıyorum. Normal coin verir diye. Çünkü artık ben fantasy coin topluyorum. Burada bir tane toplayın arkadaşlar. Böyle bayağı bir coin verdiyse eğer sizlere gelin buradan açabildiğiniz kadar petleri açın. Ondan sonra onlara en çat basıp tekrar toplayacaksınız. Çünkü petlerinizin gücü ne kadar yükselirse arkadaşlar size verdiği coin miktarı artıyor. Ben bu soruyla da karşılaştım. Ben topladığımda bana 10 milyon veriyormuş. Mesela arkadaşımız topladığında ona 1 milyon veriyormuş. Neden bu kadar fark var diyor. Fark petlerin güçlerinden kaynaklanıyor arkadaşlar. Eğer petinizin gücü düşükse oyun sizi nop olarak algılıyor. Sana 1 milyon yeter diyor mesela. Ben de 2 milyonluk pet olduğu için o bu oyuncu çok güçlü diyor ve pet çarpanım da yüksek olduğu için bana daha yüksek coin miktar veriyor. O yüzden arada böyle farklar oluyor. O yüzden açabildiğiniz kadar en yüksek en güçlü petleri açıyorsunuz. Coinleri öyle toplamaya çalışıyorsunuz yani arkadaşlar. Birinci olayımız bu. Arkadaşlar geliyoruz ikinci olaya. Bu gerçekten çok önemli. Petleriniz çok güçlü olmayacak. Çok güçsüz de olmayacak arkadaşlar. Çok güçlü olursa da coin kazanamıyorsunuz. Çok küçük olursa da e, minik minik kazanıyorsunuz ve çok zamanınız gidiyor. Her halükarda arkadaşlar dezavantajlı oluyorsunuz. Ortalama güce sahip olmanız gerekiyor. Şimdi burada bir deniyoruz. Bu arada benim hiç boostum yokmuş. Hemen mesela boostları da kullandığımızı varsayalım arkadaşlar. Çarpı 3 triple'ı kullanıyorum. Çarpı 3 damage'i de kullanıyorum abi. Hemen şimdi gönderdim. Bakalım ne kadar kasacağım. İyi bakın. 4K, 9K, 13K. Arkadaşlar 4 4 geliyor galiba. 4K, 5K arası geliyor anladığım kadarıyla. Çok nadir de 6K geliyor. Ve chest'i gördüğünüz gibi biraz hızlı kırıyoruz arkadaşlar. Hızlı kırmamıza rağmen bakın ne kadar az kazanıyorum. Ama hemen kırmaya bakalım ne kadar kazanacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar chestimiz kırılmak üzere biraz zaman alıyor yalnız onu söyleyeyim 3-4 dakika aldı ee, ve gördüğünüz gibi neredeyse 700k kastık ve en güçlü petleri taktım arkadaşlar biliyorsunuz ki hepsini hüç takıp en güçlü petinizi takarsanız diğer hüçleriniz de bu petle aynı güçte oluyor yani hepsi 2 milyonmuş gibi kullandım ve bayağı bir hızlı bir şekilde de kırdım gördüğünüz gibi. Şimdi hepsini çıkartacağım daha yavaş kıracağız çok yavaş olmayacak arkadaşlar ama daha çok para kazanacağız şimdi olaya bakalım. Şimdi arkadaşlar bakın tam 17 tane hardcore peti taktım arkadaşlar aslında 16 tane taktım bir tane exclusive petim var bu zaten en güçlü petimin %75'i oranında aynı diyor yani şu petin %75'i gücünde bir çalışma yapacak ve bunda da fantasy coin 4 olduğu için bunu da aldım ekibi. Şimdi yerine 4 tane de h takacağım arkadaşlar ama hepsini Royalty takmak istiyorum ki hem bununla aynı güçlü olacaklar hem de çarpı 2 damage vuracaklar. Yani çok çok güçlü olacaklar. Şu an ekibimiz hazır. 4 tane h taktım. Bir tane Exclusive taktım arkadaşlar sadece Fantasy 4 var diye taktım ve gücü şundan %75 aynı olacağı için taktım. Diğerlerinin hepsi Hardcore Pet'i ve hepsinde Fantasy Coin 5 var. Bakın şimdi nasıl kazanacağım arkadaşlar şimdi iyi seyredelim. 46k geldi 94 oldu arkadaşlar 129 oldu 181 oldu. 40k 30k arası geliyor arkadaşlar minimum 35k geliyor anladığım kadarıyla maksimumda 45k falan geliyor. Böyle gördüğünüz gibi demin 5 dakikada kazandığımız parayı şu an 15 saniyede kazandık. Şu an 1 dakikamız dolmadı da arkadaşlar biz milyonlara ulaştık bile şimdiden. Chestimiz ilk baştakine göre birazcık daha yavaş kırılıyor ama daha çok getirisi oluyor arkadaşlar. Yani en iyi yöntem şu anda bu tarz bir yöntem. 21 pet takıyorsanız böyle kullanabilirsiniz. 14 pet takıyorsanız arkadaşlar tavsiyem yine minimum 3 tane hüç kullanın. Geri kalanında benim yaptığım gibi hardcore petleri takın arkadaşlar veya 4 tane yine takabilirsiniz ya sorun olmaz. 10 tanesini hardcore yaparsınız. Bunlarda fantezi 5 falan yapar yapmaya çalışın arkadaşlar. 4 veya 5 yapmaya çalışın mutlaka. Biraz fazla elmas gidiyor. Evet arkadaşlar ama getirisi gerçekten mükemmel oluyor. Haberiniz olsun. Bir de arkadaşlar ben neden yavaş kasılıyorum biliyor musunuz? Çünkü ben pet yapıp yapıp gidip tradeliyorum. Güzel offer veriyor insanlar. Benim de tradeleşim geliyor. Gördüğünüz gibi 928K'ya adam Rainbow hüç 3 verdi arkadaşlar. Üstüne de 20 milyar elmas ekledi. Olabildiğince artık trade yapmayacağım ama şu 2 milyonlukları falan da tradelesem mi tradelemesem mi düşünüyorum arkadaşlar şu anda açıkçası. Arkadaşlar şimdi huge unicorn alacağım galiba abi çok heyecanlıyım. Dupe falan çıkarsa diye çok korkuyorum. Bunların hepsini istedi arkadaşlar unicorn verdi. Abi inşallah dup değildir ya. Valla eğer düpe çıkarsa çok ağlayacağım yani artık. Ay, çok heyecanlandım şu an arkadaşlar. <laughs> Abi, ay çok tatlı. <laughs> arkadaşlar bunun e, galiba ederi 400-450 milyar civarında falan. Bir şey söyleyeceğim arkadaşlar bunda niye exist yazmıyor ya? Acaba yumurtadan çıkmadığı için mi? Oğlum şu an iyice korkmaya başladım neyse aman ya artık skem yediysek yedik arkadaşlar yapacak bir şey yok. Çok tatlı gözüküyor ya valla çok çok istediğim bir pet arkadaşlar sonunda aldım yani bayağı bir pahalı 450 milyar falan şu an bunun değeri. Güzel oldu güzel iyi oldu ben bu hardcore e, güncellemesini bayağı beğendim. Evet arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir beğendiyseniz beğenmeyi abone olmayı yorum yazmayı kanalı paylaşmayı unutmazsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay.